ortopedik engelliyim. Gerçek özür bedende değil, düşüncededir. 2000 yılından beri kas hastasıyım. Daha rahat çalışma ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Etamı kendim yapıyorum. Şafra hazırlıyorum. Tabak koyuyorum. Çay yapıyorum. Gelişim geriliği yaşayan çocukların eğitilebileceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de varız. Bizde Varız programı işaret dili çevirisiyle de sizlere ulaşıyor. TRT Radyo 1 Facebook sayfamızdaki bağlantıya tıklayarak ya da YouTube arama çubuğuna Bizde Varız TRT Radyo yazarak bugünkü programımızın işaret dili çevirisini izleyebilir, geçmiş program kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Farklılıklarımızı kabul edip bir olarak yaşayabilmek, düşler kurmak, umudumuzu hiç yitirmemek için başlıyoruz bugün de. İlk olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Özen'le engelliye erişim hakkını konuşacağız. Daha sonra Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Profesör Doktor Türe Tunçbay konuğumuz olacak dernek faaliyetlerini ve kas hastalıklarıyla mücadele yollarını konuşacağız. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik sorumlumuz Recep Korkmaz, teknik yönetimde Ümit Şahin, işaret dili tercümanı Emel Aksoy ve spikeriniz ben Leyla Özgür. Biz de varız başlıyor. dönüyor aman <laughs> Sevgili dinleyenlerimiz bize ulaşmak, paylaşımlarda bulunmak için iletişim yollarımız, elektronik posta adresimiz bizdevarız.net.tr ve Facebook'tayız aynı zamanda büyük harflerle bizdevarız.tr.tr.t yazarak bize ulaşabilirsiniz. Şimdi konuğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Sayın Müjgan Özen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bugün engelliye ...erişim hakkından söz etmek istiyoruz. Engelliye erişim hakkının içerisinde... ...hangi başlıklar yer alıyor? Bunu e, yanıtlamadan önce... ...dinleyenlerimize seslenelim. Onlar da soruları varsa... ...Facebook adresinden bize ulaşsınlar. Biz de varız. Tire TRT yazarak bize ulaşabilirler. Sayfamıza ulaşıp sorularını... E, ...tabii ki... E, ...normal süremiz çerçevesinde... ...yanıtlarız. Yanıtlanmayanları da... ...başka programlarda mutlaka yanıtlarız. Onları da duyurmuş olalım. Erişim hakkı, engelli erişim hakkı deyince neleri anlamamız gerekiyor? Hangi başlıkları anlamamız gerekiyor? Öncelikle ben TRT'ye çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Yıllardır bu program çok büyük başarıyla, ilgiyle takip edilen bir program. Ve bu ekibe de çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ayrıca programınıza konuk ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Erişim hakkı engelliler için çok önemli bir hak. Nereden anlıyoruz bunu? Ee, dünya çapında 8 tane insan hakları sözleşmesi imzalanmış, kabul edilmiş. Dünya devletlerinin e, imzasına sunulmuş. Bunların en sonuncusu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi. Engelli Hakları Sözleşmesi'nin diğer insan hakları sözleşmelerinden çok önemli farkı var. Bu fark burada engellilere karşı ayrımcılık yasağı ve erişim hakkı diğer insan hakları sözleşmelerine göre en temel nokta diğer insan hakları sözleşmeleri hep yaşam hakkıyla insanın yaşam hakkıyla başlar ama bu sözleşme erişim hakkı ve ayrımcılık ile başlar. Bu anlamda erişim bir engellinin toplumsal yaşamda kendini ifade edebilmesi için en önemli Konu ve en önemli temel başlıktır. Bunun içine de ne girer? Erişim e, temel hak ve özgürlüklerin bütün alanlara, toplumsal yaşama eri, e, engellerin tam ve eksiksiz olarak katılmasıdır. E, bu haklara ve hizmetlere erişimi de biz nasıl e, tanımlıyoruz? Temel hak ve özgürlükler bilindiği gibi işte sağlık hakkı var, eğitim hakkı var, istihdam hakkı var. Buralara erişim olmazsa, erişim hakkı gerçekleştirilemezse bu hakların hiçbirinin varlığından söz edemeyiz. Tutun işe girdiniz ama işe gitmek için tekerlekli sandalyeli bir engellinin bütün engelleri aşıp o iş binasına nasıl ulaşacak? Yani erişim, siz istihdam hakkını vermişsiniz ama erişim olmadığı için oraya gitmesi mümkün değil bir başka örnek, örneğin okula gidiyor, eğitim hakkı en temel insan haklarından. Ee, okula gitmek için mimari engeller o kadar fazla ki, e, en başta işte e, neden peki buralar? engellerin erişimine uygun şekilde yapılmamış burada aslında ön yargılı bakış açısı çok ön plana çıkıyor işte o okula bir engelli bireyin gidebileceğini düşünmemiş bu mimarın suçu da değil aslında toplumsal ön yargılar erişim hakkı belki biraz çok uzattım ama Yok. erişim hakkı dünya tarihine baktığımızda engelliler dünyanın en çok ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı gruplarının başında geliyor. Eski yıllarda yaşama hakları bile yokmuş, erişim hakkı ile birlikte insan engellilerin de insan haklarının olabileceği ortama çıkmış gündeme gelmiş ve bu insan hakları evrensel bildirgesinin kabulüyle başlıyor 1948 yılında. Bu da Engellilere e, üç çeşit bakış açısını getirmiş. Erişim hakkı bunların en temeli olduğu için ifade etmek istiyorum. Tıbbi bakış burada sadece engelli e, bir fiziksel engeli vardır ve bunu çözmek gerekir. E, toplumsal bakış engelliler bu çok önemli mücadeleyle kazanılmış bir hak ve bakış açısıdır. Tıbbi e, bakıştan sonraki toplumsal bakış bu da engellilerin e, mimari çevrelere engeller olduğu için toplumsal bakış açısını ...ön yargılı bir bakış açısı olduğu için erişim hakkı engellendiği için engelli sözü ortaya çıkmıştır. Ve en son günümüzde kullanılan modern ülkelerinde kabul ettiği bakış açısı insan hakları bakış açısıdır. İnsan haklarının en başında da engellilerin hak ve hizmetlere diğer bireylerle tam ve eksiksiz olarak fırsat eşitliğine sahip olarak erişim hakkını, ulaşmasını. Ve tabii ki bilgi ve iletişim bilgi teknolojilerinden ve, aynen, de kesinlikle şimdi ererlenebilme hakkı. Tabii ki tabii ki. Bilgi ve iletişim biliyoruz ki şu an çağımız bilgi çağı. Bilgi çağının en önemli şifresi de bilgiye erişim. bilgi bilgiye erişim hakkını olabilmesi için sizin öğrenme kaynaklarına, gözlem yapabilmeye, diğer yurttaşlarla birlikte eşit şekilde sahip olmanız gerekir. Ama yazılı medyada, yazılı bir e, alanda görme engelli birisinin bilgiye uğraşması çok zor. Hı hı. E, i̇şte sesli bir alanda da e, işitme engelli birisinin e, bilgiye erişmesi çok zor. Örneğin e, bu programımız hem e, bildiğim kadarıyla e, işaret dili tercümanıyla da veriliyor. Evet. Bu anlamda yani erişim hakkı burada tam olarak sağlanmış durumda. Hı hı. Yani bütün haklara bu şekilde ulaşılabilirse bilgiye ve teknolojik e, iletişime de erişmek gerekir. Evet, e, Sayın Özen, e, siz şimdi e, aile ve sosyal politikalar Bakanlığı avukatı kimliğiyle de buradasınız. <laughs> Bir yandan da Çağdaş Görmeyen e, Görmeyenler Derneği. Derneği Başkan yardımcısısınız. Evet. Her her anlamda size soruyoruz bir yurttaş olarak da. E, ulaşımdaki erişimle ilgili ne, ne düşünüyorsunuz? Bu engelli rampasının önüne park eden araçlarımı söylesek, e, duyarsızlıkları mı söylesek her ne kadar bu konu dile getirilse de maalesef her gün bir şekilde e, engelleniyor engelliler öyle söyleyelim. Evet. E, ulaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ulaşım hakkı bir bireyin evden çıkıp yani bu yaşlı da olur, hepimiz için geçerli, engelli olsun ya da olmasın, gideceğimiz yere e, düzgün bir şekilde ulaşabilmek önemlidir. Ama engelli bir bireyin gerçekten e, kamuya açık alanlara ulaşması ülkemizde oldukça zor. Yani yurt dışında çoğu ülkede artık bunu çözüme ulaştırmış durumdalar. Örneğin gerçi son 2-3 yıldır çok ciddi bu alanda çalışmalar var. Hepimiz karşılaşmışızdır. İşte sarı çizgiler var rampalar biraz daha düzgün şekilde yapılmaya çalışıyor Çünkü bu biz Birleşmiş Milletler engelli haklarınız sözleşmesini kabul ettik ve bu bizim iç hukukumuz haline geldi anayasamızın 90 maddesine de göre Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesi bizim anayasamızda bir yani bizim kanunlarlarımız da bu sözleşme çeliştiğinde Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesi ön planda bunun da bu sözleşmenin 9. ve 21 maddesi de erişim hakkını e ele alıyor ve hüküme bağlıyor. Bu erişim hakkı da toplumsal yaşama, bilgiye, elektronik e, teknolojiye, erişimine hepsini kapsıyor. E, bu anlamda gerçekten e, işte mesela siz çok güzel bir örnek verdiniz. E, rampanın tam önünde iniyorsunuz. Tekerlek sandalyeli bir arkadaşımız inecek e, ama orada bir araba park edilmiş. Bu gerçekten insanların yani onun ne işe yaradığını bilmemekten kaynaklanıyor. Ya da sarı çizgiler mesela kaldırımlarda kullanılan Tam sarı çizginin üzerinde bir bakıyorsunuz ki bir araba var. Ya da o kaldırımda e, satış yapılıyor. Yani bir büfe yerleşmiş üzerine. Şimdi tam gelirken görme engelli birisi bastonu bunu fark etmediği için sarı çizgiyi hızla takip ettiği için çarpabiliyor. Yani bizler Aynı toplumda hepimiz engelli engelsiz bütün e, insanlar bu toplumu paylaştığımız için kendimizden farklı olan insanlara da saygı duymak ve onların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak zorundayız. Bunu belki öğrenmemiz gerekiyor. Evet, öğrenmek, farklılıkları kabul etmek, hepimizin bir olduğunu da anlayabilmek bir gün e, diye düşünüyoruz. E, görme engelli bir bireyin adalette eşit şartlar altında olması için evrakların ona da gö ona göre düzenlenmesi gerekiyor değil mi? Evet. Bu konuda gerekli düzenlemeler var mı? Yapılıyor mu? Şimdi adalet hakkı da e, erişim hakkının çok önemli bir noktası. Bir, ben bunu iki noktada ele almak istiyorum. E, ben de görme engelli bir insanım ve e, avukatım ve 17 yıldır da Türkiye'nin her yerinde bakanlığı gerçekten e, iyi bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani girmediğim e, hemen hemen çok az il vardır adliyesine duruşmalara katılmadım. Ee, bu anlamda e, engel görme engelli birisinin adalet hakkına erişmesi çok zor. Ee, nasıl zor? Mesela şu an artık biliyoruz ki bilgisayarla her şeyi yapabiliyoruz. Ben dava dilekçemi bilgisayarla yazabiliyorum bilgisayarla her şeyi yapabiliyorum, iletebiliyorum. Sizler ne yapabiliyorsanız görme engelli bir birey de bilgisayar ortamında bunları sesli programlar sayesinde e, kullanarak bunların hepsini elde edebiliyor. Şimdi biz maddi sistemlerimizde de e, bu tür elektronik ortama geçildi. Ama buralara sesli e, şeyler takılsa, cihazlar takılsa, e, mesela görme engelli bir avukat kulaklığını kulağına takıp o an duruşmayı takip edebilir. Ya da mesela duruşmaları sal e, ...salonların önünde mesela duruşma listeleri hı hı. bildiriliyor. Yani görme engelli bir avukat bunu yanındakine sormak yerine ya da mübaşire benim sıram geldi mi diye sormak yerine bunu çok rahat öğrenebilir. Mesela sesli telefonlarda bu özellikle hani marka bildirmek çok doğru değil ama e, akıllı telefonların e, mesela fotoğraf çekerek bunları artık okutabiliyoruz. Aslında bakın e, yıllar önce belki aya gitmek çok büyük bir e, Hayal ya imkansızlıktı hayaldi. Ama şu an biz aya, uzaya gidebiliyoruz. Yani görme engelli ya da engelli bir bireyin aslında yapamayacağı hiçbir şey yoktur bana göre. Hiçbir meslek yoktur. Sadece sorun burada e, onun o alana erişimini sağlamaktır. Erişim bu anlamda çok önemli bir şey. Evet. Örneğin görme engellisi. Biraz daha yavaş konuşabilir miyiz bir anda çevirimiz gel Öyle mi? Çok e, kusura bakmayın evet Rica onu unutuyorum. İşte bakın burada bile aslında e, ben görmeyen biriyim ama işitme engelli bir arkadaşımın nasıl bir şeye ihtiyacı olduğunu onu, e, göz ardı edebiliyorum. Bu anlamda gerçekten özür diliyorum. E, şimdi mesela e, görme engelli bir kişi araba kullanabilir mi? Kullanamaz değil mi şu an? Evet. Ama şu an Çin'de bununla ilgili e, Japonya'da bir çalışma var. ...elektronik sistemle belki 5-10 sene sonra görme engelli bir birey de çok rahat araba kullanabilecek. Yani eskiden mesela bu şunu yapamaz, bunu yapamaz, işte görmeyenlerden öğretmen olmaz, işte... Ee, Yok hatta şey bile vardı. Bizim Milli Eğitim'le ilgili işte 20 sene önce kanunlarımızda kel, kör, topal işte öğretmenlik yapamaz diye yönetmelikler evet, vardı. Evet, evet vardı. Ama şu an onlar yok. Hepsi kaldırıldı. Son dönemde gerçekten bu anlamda biz mevzuatımızı şu an Avrupa sistemiyle hemen hemen eşit koşullara getirdik. Aslında bizim mevzuatımızda inanın ki engelli hakları ile ilgili her türlü şey var ama bunları uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Bir de engelli bakışını oluştur sunmak için en önemli sorunumuz toplumdaki ön yargılı bakış açısını evet kaldırmak gerekiyor. Biraz önce dedim ya hani okula mesela niye e, engelli birisinin erişimine uygun yapılmamış? O mimarın suçu mu? Hayır değil. Çünkü oraya bir engelli birisinin tekerlekli sandalyeli birisinin okula gideceğini hiç kimse düşünmemiş. Orada en tekerlekli sandalye kullanan bir öğretmenin de olabileceğini kimse düşünmemiş. Çünkü engelliler öğretmenlik yapamaz. Bir müdürün de olacağını düşünmemiş tekerlekli sandalyeli. Çünkü müdür iktidar sahibidir. Engelliler korumaya muhtaç kişilerdir diye toplum önyargıları olduğu için ee, oranın erişimi engelli bireyin eğitim alma hakkını engelleyecek şekilde. Peki bu önyargılarla nasıl baş edebiliriz? İşte Bu önyargılarla nasıl baş edebiliriz? Sizin programlarınız sayesinde topluma aydınlatarak, engelli bireyler e, işte daha çok sokağa çıkarak kendilerini e, yani engelli ve engelli olmayan insanların birbirlerini tanımaları ve birbirlerine dokunmaları birbirlerinin sorunlarına dokunmaları gerekiyor. Bunu aşmamız, bunu becermemiz gerekiyor. Hı hı. Eğitim programları yapmamız. Yani bu anlamda gerçekten TRT iyi bir durumda. Ee, <laughs> diğer kanalların da bu şekilde hani özverili olması gerekiyor. Peki, e, engellilerin sokağa çıkmasından söz ediyoruz. Sosyal faaliyetlere katılması her şeyden önce, her şeyden önce demeyeyim tabii çok e, özel durumlardan sonra işte sineması, tiyatrosu, sergisi Balesi, konseri hepsi kültürel faaliyetlere erişim hakkı var. Şit haklara sahip olması gerekiyor onların da. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve şu an ne durumdayız? Evet, bizim anayasamızın 25. ve 26. maddesi düşünce ve kanaat özgürlüğünü düzenler. Bir insanın düşüncesi olabilmesi için, kanaatı olabilmesi için bir konu hakkında ne yapması gerekir? kitap okuması gerekir, tiyatroya, sinemaya, kültürel alanlara katılması gerekir değil mi? Ama engelli bireylerin erişim hakları tam olarak Türkiye'de ya da dünyada sağlanmadığı için bu tür aktivitelerden ne yazık ki çok az yararlanabiliyorlar. Bu da bunların kişiliklerini ve ...öz özbenliklerin oluşmasında çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Bu anlamda Türkiye'de işte kültürel alanlara erişimle ilgili bazı düzenlemeler var. Mesela ücretsiz olabiliyor engellere. Ama önce oraya nasıl getirecek? Bir de mesela ben kişisel olarak hani bu bakanlıkla ilgili bir görüş değil ama kendi kişisel kanaatim engellerin hak ve hizmetlerden ücretsiz yararlanmasına da karşıyım. Şu, belli Bu da bir, bir ayrımcılık. Galiba, evet, o da değil mi? bir ayrımcılık. Bana göre de çok doğru söylediniz. Biz aslında ne ayrımcılık ne ayrıcalık istemeliyiz. Hı hı. Engelli gruplarımız da öyle olmalı. Sosyal e, durumlarla, ekonomik durumlarla işte evde bakım ücretlerini alarak hani istihdam hakkından vazgeçmemeli bir engelli birey. E, kültürel alanlara da gitmeli. Yani e, çok fazla hani evden çıkamadığı için oralara gitmek daha sonraki aşamalarda sanki. Evet, e, örneğin tiyatroya gidecek e, bir dinleyenimiz bir bedensel engelli, e, gerekli rampa yok. Evet. E, bu konuda belki içeride tuvalet yok. Tuvalet o, yok, evet. kesinlikle. E, nereye başvurmalı? Bütün bunların düzelmesi için şikayette bulunması Hı -hı. için. Neler yapabilir? Şimdi biz e, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Engeller Kanunu ile birlikte Engeller Kanunu ikinci ve 3. geçici maddeleri erişim hakkını düzenliyor. E, kamuya alan açık alanların. Şimdi bununla ilgili bir yönetmelik de çıktı. Erişilebilirlik komisyonları var. Bütün illerde, 81 ilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri bünyelerinde erişilebilirlik komisyonları var. Bu komisyonlar önce kamu alanlarını gidip denetime gidiyor. Diyorlar ve onlara not veriyorlar. Erişilebilirlik durumu kötüyse eğer para cezası vermesi gerekiyor. Hı hı. Bir e, engelli kardeşimiz yurttaşımız da bir tiyatroya gittiğinde, başka bir yere gittiğinde eğer e, erişimi ile ilgili sıkıntıları varsa il müdürlüklerini, aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerini arayıp bu komisyonları e, iş, işe e, davet etmeli, göreve davet etmeli ve oraların denetlenmelerini istemeli. Evet, e, engellinin her konuya daha rahat erişimin erişiminin sağlanması için ne gibi düzenlemeler olmalı. Belki yine bir özet olacak ama e, bunu vurgulamakta da yarar var diye düşünüyoruz. Gerçekten erişim e, bana göre en önemli şey. Bakın, ayrımcılık ve erişim iki temel nokta engelliler ve hatta bütün insanlar için. Ee, yani hepimizin yaşlılar da düşünün e, aynı şekilde hamile olan bayanlar da çocuk arabalı bayanlar da yani şimdi bir e, şeye bindiğimizi düşünelim bir vapura bindiğimizi düşünelim oranın erişimli olmaması aslında sadece tekerlekli sandalyeli bir e, birey için değil hani e, çocuk arabalı bir insan için de aynı şey geçerli. Hı hı. O yüzden neler yapılmalı? E, bir defa evrensel erişilebilirlik kriterleri var. E, bu da devlet e, e, standartları Enstitüsü tarafından sürekli bunlar yayınlanıyor. Biz bütün e, mevzuatımızı e, değiştirebiliriz ama mimari yapılarımızı ya da yeni yapılan yapıları mesela kesinlikle engelli erişimine uygun yapmamız gerekir. Eskileri de mümkün olduğunca yenilememiz gerekir. Ben hemen burada belirteyim. E, Kanalımıza gelirken e, sarı çizgilerin olduğunu fark ettim ve asansörde de Braille yazı da vardı. Hmm. Bu anlamda <laughs> tebrik ediyorum TRT'yi. Evet. E, yani bu alanların hepsini yeni yapılanları bir defa tamamen e, uygun standartlara göre yapmamız gerekir. Eskileri de mümkün olduğunca e, binanın özüne zarar vermeden e, tadil ettirmemiz gerekir ve insanların her şeyden önemlisi insanların engellilere ya da kendileri gibi olmayan farklı insanlara karşı bakış açılarını değiştirmeliyiz çünkü hepimiz düşünün hepimiz bireyiz sizle biz mesela düşünün ne kadar çok farkımız var değil mi dünyaya gelirken kimimiz yeşil gözlü kimimiz esmer kimimiz sarışın kimimiz mavi gözlü olarak dünyaya geliriz aslında engelli olmak da böyle bir farklılıktır Başka hiçbir şey değildir. Hı hı. Yani iki metre boyunda olan bir insan da mesela normal standarttaki bir kapıdan geçiş yaparken o da zorlanıyor. Yani biz normal diye algılarımızı değiştirmeliyiz. Normal anormal algılarımızı değiştirip ön yargılarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu konudaki gerekir. bakış açımızı gözden geçirmemiz evet. gerekiyor. Ee, İzmir'den Aslı Okan'ın bir sorusu var erişilebilirlik derecesi neye göre belirleniyor? Belli kriterleri var mı demiş. Var. Sağlık hizmetlerine erişimden de ayrıca söz evet. edelim biraz. Evet. Sağlık evet gerçekten bu e, izleyicimize teşekkür ediyorum dinleyicimize. E, sağlık hakkı çok önemli. Özellikle ortopedik engelli arkadaşlarla biz ben e, Engelli Kadın Derneği'nde de e, kurucularında yer alıyorum. E, biz orada ilk defa engelli kadınlar bir araya geldiğimizde aslında mesela engel grupları da birbirini tanımıyormuş. E, tek Tekerlekli sandalyeli bir engelli kadının sağlık hakkına erişmesi o kadar zormuş ki. Ben ilk defa orada gördüm ve çok üzüldüm. Biz bununla ilgili niye bir çalışma yapmadık diye. Jinekolojik muayenelerden hepimiz çok, çok kaçınırız bilirsiniz. Yani biz Türk toplumu olarak hani bu tür şeyleri çok sevmeyiz. Ama tekerlekli sandalyeli bir kadın arkadaşın, engelli kadın arkadaşın o jinekolojik masaya çıkması o kadar zormuş ki. Ve o yaşadıklarını anlattıklarında arkadaşlar çok üzülmüştüm. Sağlık hakkı bu yüzden çok önemli. Yani yani hastaneler biliyorsunuz çok büyük. Ee, görme engelli bir bireye gittiğinde, tekerlekli sandalyeli bir bireye gittiğinde, buralarda e, gerçekten çok zorlanıyor. E, bu kriterler var. Aslında bu kriterlere göre düzenleyebilirsek, bu erişilebilirlik komisyonları gittikleri yerlerde ellerinde kocaman işte tam hatırlamıyorum ama 60 sanırım 60 tane soruluk bir formları var. Hı hı. İşte kapının genişliğine kadar, boyun ne kadar, işte rampanın genişliğine kadar, merdiven araları ne kadar. Bunlarla ilgili tek tek sorular var ve bu kriterlere göre oranın erişilebilirlik durumuna e, puanlama yapılıyor. Kriterler var var e, dediniz ki Evrensel erişilebilirlik kriterleri evet. e, var alış, e, oluşmuş oluşturulmuş e, bu kriterleri e, düzenleme içinde bir komisyon mu var acaba? E, bu evrensel erişilebilirlik kriterlerinin büyük bir çoğunluğunu biz Türkiye olarak kabul etmişiz. Türk Standartları Enstitüsü'nün her sene yayınladığı bir e, bülten bildiri oluyor. Ve orada mesela ne kadar mimari anlamda e, her şeyin ölçüsü var. Yani hmm. bunlar e, dünya standartlarına göre de uygun oluyor. Yani bir kapı genişliği ne kadar? Tekerlek sandalyenin geçimine uygun olacak mı? E, i̇şte cam pen, mesela pencerelerin kolları. Görme engelli birisi çarpabilecek mi? Çünkü görme emekteki en büyük risk mesela siz yolda giderken bastonunuzla önünüzü tarayabiliyorsunuz. Ama bir boşlukta mesela kamyon kasasına kafanızı hemen böyle kaşınızın hizasını çarpabiliyorsunuz. O yüzden işte bunlar çok e, bu standartlara göre ayarlanmış. Yani yolda giderken görme engellinin bastonuyla tarayıp bulabileceği şekilde hı hı. kriterler ya da tekerlekli sandalyenin rampasının e, işte ölçüsünden sığılmasından her şeyine kadar düzenlenmiş durumda. Peki bu kriterlere uymayanlara belli yaptırımlar da var mı var. uygulanıyor mu? Ee, var. Ee, bunlar işte kanunlarla belirlendi. Ee, bu yönetmelik de çıktı. 2015 tarihinin Temmuz ayında, 2015'in Temmuz ayında e bu şeylere kamu kurum ve kuruluşlarına verilen süre bitti. 1 ve 3 yıllık onlara düzeltmeleri için süre veriliyordu. Hı hı. Temmuz ayından beri de e, artık bundan sonra gidip siz bunları düzeltmediyseniz, erişilebilir hale getirmediyseniz bu kadar para cezasını ödeyeceksiniz diye e, para cezaları verilecek ama şu ana kadar benim bildiğim İzmir'de e, henüz para cezası verilmedi. Temmuz'dan bugüne artık para cezası verilmeye başlandı. Ama İzmir'de henüz verilmedi. Ee, bu ne anlama geliyor? Herkes uyuyor mu bu kriterlere? <laughs> Yok uymuyor. Belki de e, uymuyor ama işte komisyonun belki daha iyi çalışıp daha iyi geniş bir tek komisyon var çünkü İzmir'de. Hı hı. E, daha çok buraları çalıştırıp itip e, Ve bu kurum ve kuruluşlara para vermek gerekiyor ve bu paralar da engellerin erişimi içinde kullanılacak o cezalar birikecek bir e, şeyde hazine e, bölümünde hı hı. ve ondan sonra engellerin erişimi için kullanılacak bu çok güzel bir şey yönetmeliğin hükmü ama umarım uygulanır. Evet, e, siz e, aynı zamanda e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı kimliğinizin dışında da e, sivil kimlikleriniz Hı. de var. Çağdaş Görmeyenler Derneği, Başkan Yardımcısı ve e, ka Engelli, Engelli Kadın Kadınlar Derneği. 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 Evet. E, en çok hangi problemlerle önünüze geliyorlar? Erişim hakkı e, özelinde konuşalım. E, şimdi tabii ki en çok erişim hakkını engellenen gruplar engellerin içinde zihinsel engelleri bir tarafa bırakmak istiyorum. Çünkü onlar gerçekten daha farklı özel durumları. Onun dışında işitme engeller, tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlar ve görmeyenlerin erişimle ilgili çok sıkıntıları var. Mesela ama görmeyen birisi inanın ki ben görmeyenler alanını çok daha iyi bildiğim için diğer alanlara göre. Siz görmeyen birisini her alana erişim hakkını sağlayarak ulaştırabilirsiniz. Düşün Amerika'da doktorluk yapan görmeyen birisi bile var. Ee, ama bizim ülkemizde ben hani sonradan görmemiştir belki ama şu an fiilen doktorluk yapan bir görmeyen birisini tanımıyorum, duymadım da. Eee en çok yaşanan sorunlar mesela sesli programlar dedik görmeyenler için. Hı -hı. Bilgisayar ortamında düşünün. Sizin elinizdeki kağıdı ben bilgisayarıma taratarak her şeyi okutabilirim. Kitap okuyabilirim, indirebilirim. Ama bu programlar çok pahalı. İnsanların en çok şikayetçi olduğu noktalar bu. Ee, belki devletin bu buralardaki vergi şeylerini biraz daha indirmesi gerekiyor. Sonra mesela telefonlarla. Bu akıllı telefonlar marka vermemiz çok doğru değil ama işte onun bir num bir num telefon var mesela onun uygulamasını ben çok beğeniyorum çünkü neden herkesle eşit koşullarda erişim hakkı istiyoruz ya biz bu telefonda siz hiçbir program yüklemiyorsunuz sizin telefonunuzda da aynı program var sadece onu aktif hale getirmeniz gerekiyor ee, görmeyen birisini tanımladığı zaman o telefon ondan sonra size her şeyi sesli olarak aktarıyor. Yani bize gelen en büyük şikayetler e, görmeyenler için bu elektronik e, erişimde, elektronik cihazlara erişim de e, çok pahalı olduğu ve o konularda sıkıntı yaşanıyor. E, tekerlek sandalyeli arkadaşların da mimari e, alanlarda işte tekerlek sandalye olmaması, e, otobüslerde e, uygun koşullarda olmaması ile ilgili çok ciddi sorunlar gelebiliyor. Evet Sayın Özen engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılmaları için erişilebilmelerin sağlanmasına sağlanması esasına yaptığınız katkılar için çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için de rica ederim ben size çok teşekkür ederim çok sağ olun görüşmek dileğiyle gördüm kolay kolay yıkılmam Her defasında kaybetsem yine de hiç üzülmem Aslında bu kadar da kırılgan değildim Kendi yarattığım düşmanlara yenildim Bir kayboldum sonra tekrar bildim Masallardaki bir varmışım, bir yokmuşum Bir varmışım, bir yokmuşum Sen bana imkanlar sundun, ben bunu kabul edemem Şimdiye kadar yalnızdım öyle bah. Tekrar bildim masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum. i'm mm not -hmm. mm -hmm. Devamız devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de stüdyomuzda konuğumuz Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Profesör Doktor Sayın Türe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim kas hastalıklarını tanımlayarak başlayalım mı? Hangi hastalıklar bu grupta yer alıyor? Evet önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Engellilere verdiğiniz bunca zamanı ayırmanız TRT için, sizler için belki çok önemli ama bizler için sizden daha önemli. Çünkü sesimizi duyurmak istiyoruz topluma ve toplumda bu hastalıkları tanımlamak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Sorduğunuz sual çok hı hı. geniş bir grubu kapsıyor. Kas hastalıkları deyince şöyle hemen özetleyebilirim omurilikten başlayan sonra uzantısı olan uç sinirlere gelen sinirlerle kasların birleştikleri yerleri alan ve kasların direkt olarak hastalıkları olmak üzere bu değişik bölgelerdeki olaylar kas hastalıklarını oluşturabilir. Yani çok deyim çok geniş bir deyim omurilik hücresinden başlıyor sona kadar geliyor. Bütün olayda tabii ki kişinin hareket etmesini mani olmasıdır evet. hastalıkların. Peki Bu, e, kas hastalıklarıyla ilgili ülkemizde rakamlar var mı? Bildiğimiz kadarıyla orta veya ileri yaş hastalığı ama evet. bunun e, dışında Şimdi, olan vakalar da var galiba. Ülkemizde bunu tespit etmek çok zor. Yani birçok istatistikler e, biliyorsunuz ne derece sağlıklıdır biraz e, Hı -hı. kuşku götürür. Hı -hı. Ben size bunun e, kendi yaptığımız bir araştırma sonucunu e, söyleyebilirim. Ege Üniversitesi ile birlikte Yüksek Hemşire Okulu'nun biz Bornova'da göç alan bölgelerde dedik yapalım bu çalışmayı ve sonuçlarımıza göre yaptığımız taramalarda yüzde otuz beş ortopedik engelli hı hı. yani ...biraz önce arkadaşımın da değindiği evet. gibi yürümede güçlük, erişim güçlüğü olan ortopedik engeller... ...yüzde 37 zihinsel engeller çıktı. Yüzde 7 görme engeller, yüzde 6 da işitme engeller gibi sonuçlar aldık. Ben doğru olarak bunları söyleyebilirim çünkü kendi yaptığımız çalışmanın sonuçları. Türkiye'de değişik oranlarda olabilir ne derece sağlıklıdır bunu bilemeyeceğim. Yani size de kesin sağlıklı sonuç veremeyeceğim çünkü muhakkak ki zorluklarla karşılaşıyorlar bu istatistikleri yaparken. Evet. Şimdi kas hastalıklarının e, görülme sıklığı kadın ve erkekler arasında değişkenlik gösteriyor mu? E, diğer rakamlar da varsa. Evet. E, tabii kas hastalıklarında e, genetik çok önemli. Şimdi o, oraya girmek durumundayım. Evet. Çünkü e, taşıyıcı anneler var. Hiçbir hastalık belirtisi göstermiyor. Fakat eğer yakın bir akraba evliliği yaparsa amca, dayı, hala, teyze gibi aynı bozuk geni taşıdığı için bir erkekle evlenebiliyor. Burada en çok e, X yani kadının taşıdığı taşıyıcı olarak bulunan kromozomunda e, engellilik e, taşıyan e, genin Hı -hı. bozukluğu sonucunda evet. oluşan erkek çocuklarda ortaya çıkıyor. Kadınlar daha çok taşıyıcı olabiliyor. Bu bir bir formu O bakımdan kadınla erkek deyince yakın akraba evliliklerinde kesin olarak erkeklerin çok daha fazla oluş, erkek hastaların oluştuğunu görüyoruz. Hı -hı. Peki genetik ya da doğuştan olmadığını düşünelim. Sonradan da gelişen tabii bir ki. hastalık hangi etmenler kas hastalıklarına yakalanmada faktör oluşturmakta? Bir defa bu etkenler hastalıklar, enfeksiyonlar, virütik hastalıklar tabii ki beyinde veya omurilikte veya diğer sinirlerde ve kaslarda olumsuz etki yaparak bu hastalıkların ortaya çıkmasına yol açar ülkemizde travma tabii ki çok önem taşıyor. Ee, hele şimdi düşünürsek doğumu ülkemizin doğusunda olan olayları kim evet. bilir ne kadar engelli e, katılacak e, nüfusumuza. Travmalar bir faktör. Büyük faktörlerden birisi evet. tabii ki. Enfeksiyonlar, var, genetik hastalıklar var tabii onlar çok önlenebilir aslında ama bizim ülkemizin politikasında biliyorsunuz çocuk yapmak çok ön planda olduğu için ne derece bu çocukları yapmadan önce özellikle yakın akraba evliliği yapmak isteyenlerin genetik danışma merkezlerine başvurmalarını sağlayabiliriz bilemiyorum. Ama bütün bizim... Türkiye Kas Hastalıkları İzmir Şubesi olarak çabalarımızın en başında bu e, genetik geçişli hastalıklar gelmekte. Evet. Ve bu yönden de çok çalışmalar yapmaktayız. Bir sürü konferanslar e, ve konuşmalar yapıyoruz, hı hı, yazılar hı. yazıyoruz. Ama ne derece etken olur bilemem. Ama tabii ki büyük kuruluşlarda biz bu akraba evliliklerin sakıncalarını belirtirsek bile ne derece etkili olayız bilemiyorum. Evet. Kas hastalığındaki tedavi söz konusu mu? Tedavi var mı? Süreci nasıl ilerliyor? Şimdi tabii ki birçok mesela diyabet şeker hastalığında da kas hastalığına yürüyememe engelli olma sonucu çıkabiliyor. Hı hı. Niye? Çünkü sinirlerdeki tutulma nedeniyle Omurilik'teki tutulmalar yine travmaya bağlı, enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi genetik hastalıklarda da. Mesela ALS dediğimiz hı hı. hastalık bugün çok bilinen popüler bir hastalık. Ön boynu hücrelerin tutulması ama sonuç hareket edememe gibi kas tutulmalarına kadar geliyor. O bakımdan e, tedavi deyince e, bazı genetik geçişli olanlardakileri ele alırsak, Bugün için çok büyük çalışmalar var üzerinde. Gen haritaları yapıldığı için hastalıkların hangi genlerin tutulmasından dolayı ortaya çıktığı bir nebze konabildiği için o genlerin e, çıkarılıp hatta mutasyon dediğimiz bozuk olan bölümlerinin çıkarılıp yerine sağlamlarının konabilmesi konu. Bugün dünya bunun üzerinde çalışıyor. Hı hı. Bir diğer yönü. Bu genlerdeki bozukluktan dolayı bazı enzim üretimi bozuluyor, kaslar gelişemiyor, ee, sinirler gelişemiyor veya embryonu süresinde bir hastalık olabiliyor. Bunların e, tedavisi için o enzim yapamayan genin çıkarılıp yerine enzimi doğru yapan bir genin konması veya doğrudan doğruya Enzim üretebilecek ilaçların bulunması, en son çalışmalarda bunlar. Evet, bu çalışmalardan yararlanabilmemiz için uygun bir şekilde, e, Sayın Tunç Bay, e, çocuk sahibi olan olmak isteyen ailelerin önce genetik danışma merkezlerine uğraması gerekiyor galiba. Şart değil mi? Evet, bu, bu kesin. Bu sağlanabilir mi peki, uyarılarla ya da yasalarla? Tabii, yani artık inanın toplumumuzda o kadar bir aydınlanma var ki. Eskisi hı hı. gibi Allah verdi Allah alır gibi sözler pek duymuyoruz. Hı hı. Ne yapalım? Mesela geçen gün derneğimize gelen bir hastamız çocuk iki buçuk yaşında, biraz yürüme güçlüğü gösteriyor. Ama hamile. Acaba benim bu ikinci çocuğum da birincinin gibi olabilir mi? dediği zaman önce birincinin annenin babanın gen taramalarını yapıyoruz ki ikinci çocuğun ne olabileceğini görelim. Evet. Ama tabii ki e, bildiğiniz gibi kürtaj meselesine gelince o kişinin tamamen kendi kararına ve bir nefse de yasalara bağlı olarak yürüyor. Hı hı. Ama onun dışında kesinlikle genetik hastalık bulunan ailelerin çocuk yapmadan önce planlamadan önce gen merkezlerine başvurması gerekli ki engelli çocuk olmasın. Biz neyle uğraşıyoruz? İşte erişim konusu biraz önce işlendi. Neyle olan engellilerin de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de engelli olmasını önlemek. Evet. Politikamızın olması lazım. Ama bu politikamız biraz sosyal devlet niteliğinde kazanılmalı. Oysa e, sosyal devlet bugün için birçok yere erişemiyor. Tıpkı erişimde olduğu gibi, eğitimde olduğu gibi, sağlıkta olduğu gibi bu konuda çok önem taşıyor. Çünkü sağlık e, bu gen taramasının yapılabilmesi için SSK'nın karşılaması hı hı. gerekiyor. Hı hı. Fakat bazıları o kadar pahalı ki doğrudan dolayı kişi, aile eğer varlıklıysa kendisi yaptırmaya çalışıyor. Evet. Yani bütün gen taramaları yapılamıyor. Çok pahalı. Kas Hastalıkları Derneği İzmir şubesi. bu büyük bir derneğin bir şubesi. Dernek olarak çalışmalarınızdan söz etmek ister misiniz? Etmek isterim çünkü yardımcı olmak istiyoruz. Yani biz niye yardımcı olmak istiyoruz? Engelli vatandaşlarımıza yardımcı. Bu nedenle de birçok çalışmamız var bunlar arasında yani vizyonumuz aslında bu. Hı hı. Kas hastalıkları nedir? Toplumda bunu nasıl tanıtabiliriz? Farkındalık nasıl yaratabiliriz? Ki yardımcı olabilen bize başvursunlar diye. Burada tabii birçok konu var. ihtiyaçlarına göre bize başvuran hastalar var. En çok da e, iskemle isteyen hasta yani artık yürüyemez duruma gelmiş olan hasta e, bu durumda e, bize başvurmaları için işte burada öneride bulunuyorum İk bir yıl önce 20 tane akülü verdik ki aküller çok pahalı evet. ve halkımız bunu karşılayamıyor 15 tane kadar manuel verdik elle yürütülebilen hı hı hı. onun dışında bu yıl gene 15 tane manuel, e, e, elektronik yani akülü veriyoruz geçen yılda verdik. Bize başvurmaları çok büyük yarar sağlar. Ama yalnız bu akülü değil, manuel değil, solunum yolları enfeksiyonları ki bu hastalıklarda en tehlikeli olan durum. Onun solunum cihazı, otomatik makineyle çalışan karyolalar var, solunum cihazları var. Bunları da temin ediyoruz. Bunlar Hastalarımızın ihtiyaçları evet. nedeniyle. Bunların bağışını da bekliyor musunuz Örneğin engelli transfer lift bağışı, solunum cihazı bağışı, sizin destek beklediğiniz evet. kalemler arasında tabii. bunlar tabii. da varmış. Birkaç vakıf var işte bize Hı -hı. yardımcı olan. Hı -hı. Onlar şimdiye kadarki ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Fakat tabii ki bu önemli olan halkımızın bu konuda bilinçlenmesi ve istemesi. Evet. Peki e, size ulaşmak için e, dernekle ilgili bilgi edinmek için e, neler yapabiliriz? E, size nasıl destek sağlayabiliriz? İletişim evet. yollarınız neler? E, kimlere nasıl seslenmek istersiniz? Şimdi e, bir defa ihtiyacı olan hastalarımız, yani e, biraz önce tanımladığım kas hastalıklarını olurdan yakınmaları olan erişebilirlik sorunu bulunan işte okuluna gidemeyen, sağlık kuruluşlarına gidemeyen hastalarımıza biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir şunu söyleyeyim, e, projelerimiz arasında tanımladığımız projelerden yaptıklarımızdan İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Güçlü Bağlar diye bir proje yaptık. Evinden çıkamayan, hı hı. her koşulda çıkamayan hastalarımıza e, evine kadar Sağlık Müdürlüğü'nün e, tem sağladığı e, arabayla veya vasteyle diş hekimlerini fizyoterapistler bizim çünkü en çok fizyoterapiste de ihtiyacımız var. Kaslarını güçlendirmek için fizyoterapistlerini götürüp e, evinden çıkamayan hastalarda tedavi yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Bu tabii ki tedavi derken aileye bunu öğretiyoruz öğreniyor diyor. Nasıl hareketler Ailenin yapacak... Ailenin eğitilmesi de gerekiyor. Ailenin ilgilendirilmesi. İşte bu amaçla fizyoterapistler de gitmişler. Eee iletişim yolumuzu söyleyelim. Evet iletişim yolunu şu ben şöyle en emin yol hı hı. 0541 421 57 41. Evet buna ulaştıkları zaman en doğru en yardımcı olabilecek Telefon numarası budur. 541 421 57 41 numaralı evet, telefonda evet. E, dileyen herkese evet. e, olabildiğince yardım etmek ve e, iletişmek üzere oradasınız. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir şube başkanı Profesör Doktor Sayın Türe Tunçbay'la ile birlikteydik. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için efendim. Ve sevgili dinleyenlerimiz güzel düşler kurmak umudumuzu hiç yitirmemek için bizler haftaya salı 10 haberlerinden sonra yine buradayız. Siz de gelin birlikte olalım bir olalım. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik sorumlumuz Recep Korkmaz, teknik yönetimde Ümit Şahin, işaret dili tercümanı Emel Aksoy ve spikeriniz ben Leyla Özgür. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalınız. ortopedik engelliyim. Gerçek özür bedende değil düşüncededir. 2000 yılından beri kas hastasıyım. Daha rahat çalışma ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Etamı kendim yapıyorum. Sofra hazırlıyorum. Tabak koyuyorum. Çay yapıyorum. Gelişim geriliği yaşayan çocukların eğitilebileceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de varız.